Merhaba sevgili Doğuş TV izleyicileri. Facebook ve YouTube üzerinden yayın yapmakta olan kanalımızda Edebiyat Durağı adlı programda yeniden sizlerle beraber olmanın memnuniyetiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün öyle bir isimden söz edeceğiz ki diye işi muammalı bir duruma getirmeye gerek yok. Arka fonda zaten görüyorsunuz. Keşke telif haklarına takılmasa, inceden onun bile sesi gelse, sazının sesi gelse çok güzel olurdu. Ama şu anda bunu yapamadık. Türk halk edebiyatında aşık geleneğinin son temsilcisi olan Aşık Veysel, esas adıyla Veysel Şatıroğlu'nu bugün anacağız. Onun için söylenecek çok şey var ama hemen hemen hepimizin tanıdığı Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun ince Bir Yoldayım, Güzelliğin On Para Etmez, Benim Sadık Dostum Kara Topraktır gibi hafızalarımıza kazınmış şiirleri ve deyişleriyle gönüllerimizde taht kuran biri. Aşık Veysel'i anlatmak istediğimizde en başından başlarsak, şöyle başlayalım. Kendisi hiç okula gitmemiş. Bir tek kitap dahi okumamış. Savaşlar görmüş. Terk edilmiş. Çeşitli hastalık ve dertlerle imtihan olmuş. Buna rağmen hep insanlara iyiyi güzeli öğütleyen bir filozof aslında Aşık Veysel. 1901 senesinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyünde dünyaya gelir 1894'te. Annesi Gülizar Ana, babası lakabı Karaca Ahmet Efendi, çiftçidir. Bu çiftten dünyaya gelmiştir Aşık Veysel. Şimdi onun bütün eserlerinin bu kadar tanınması veyahut da deyişlerindeki o içtenlik, o samimiyetin altında yaşamı boyunca yaşadığı talihsizlikler ve acıların çok büyük rolü var. Yani o yaşadığı sıkıntılar, acılarla bir yerde beslenmiş diyebiliriz. Talihsizlikler yaşamış. Efendim annesi onu koyun gütmekten dönerken, Mera'dan dönerken yolda ani sancısı tutuyor. Yolda doğum yapıyor. Ve yerdeki sivri bir taşla göbek bağını keserek çocuğunu kucağına alıp yürüyerek eve geliyor. Böyle bir ananın oğlu. 1901 yılında köye bir çiçek salgını başlıyor. Köyde bir çiçek salgını başlıyor. Çiçek salgını iki kardeşini vuruyor. İki kardeşi de bu hastalık yüzünden ölüyor. Kendisi de 7 yaşındayken, henüz 7 yaşındayken, onu da hatta şöyle anlatıyor kendi ağzından. Annem bana çok güzel bir entari dikmişti. Entariyi göstermek için sevinçle çok sevdiğim Munise kadının yanına gittim. Munise kadın beni çok sevdi. Geri dönerken bir anda yollar çok çamurdu. Ne olduğunu anlayamadım. Düştüm ve bir daha kalkamadım. Şimdi efendim düştüğü zaman çiçek onu vurmuş. Ve sol gözüne de çiçek beyi çıkıyor. Sol gözünü kaybediyor. Diğerinin şiddetiyle de sağ gözde çok etkilenip sağ gözde perde iniyor. Ama doktorlar sağ gözünde geri bir ışık olup görebilme ihtimalinden bahsediyorlar. Bunun üzerine babası onu doktora götürmeyi düşünürken şöyle bir olay oluyor. Baba inek sağarken işte küçük Veysel de yanında, hatta onu ikinci göz için
kurtarılacak göz için doktora götürmeyi düşündüğü zamanlarda gerçekleşiyor bu. İneğin ani dönmesiyle, ani bir hareketiyle babanın elindeki değneğin ucu Veysel'in sağ gözüne batıyor ve göz akıyor. Görebilme ihtimali olan göz artık öyle bir imkan dışı duruma düşüyor. 7 yaşında dünya bana zindan oldu diye anlatıyor. Efendim bu sıkıntılar daha bu şekilde böyle başlarken daha sonra babası o oyalansın diye ona tüm dertlerini sonradan anlatacak, her şeyini paylaşacak olan 3 telli bir bağlama alıyor Aşık Veysel'e. Bağlamalarla avunmaya çalışıyor. Önceleri çok iyi çalamıyor. Hevesi şevki kırılıyor. Ama baba bu konuda çok ısrarlı. Onu sürekli teşvik ediyor. Ama Aşık Veysel bu durumu şöyle anlatıyor. Ben o zamanlar şarkı söyleyemiyordum. Şiir, türkü çağıramıyordum. Şiir okuyamıyordum. Çünkü çok utanıyordum. Milletten utanıyordum. Bak Veysel, acaba falancanın kızına sevdalanmış mı? Bir takım yakıştırmalar olur mu diye bundan mahcubiyet duyuyordum diyor. İlk zamanlar zaten Ortaköy'de bir halk evinde işte sürekli babayla birlikte gidiyorlar. Orada kendi saz çalıyor. Oraya gelen ozanlardan dinliyor. Deyişler dinliyor. Bazı aşıklarla tanışıyor. 10 yaşlarında filan o zaman kendisi. Bu arada en çok dertli Karacaoğlan'dan çok etkileniyor. Ve Pir Sultan Abdal bunlardan çok etkileniyor. Hep onların deyişlerini söylüyor. Bir gün efendim Sivas'ta edebiyat öğretmenliği yapan ve o aralar marif müdürü olan Ahmet Kussi Tecer, hani geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpertiyle dolar, neredesin diye arayan şair var ya, o zamanlar Sivas'ta marif müdürü. Ve Aşık Veysel'i ilk keşfeden o oluyor. Onun keşfi üzerine artık kendi yolunu bulan Aşık Veysel, Türkiye'nin dört bir yanında geziyor, Ankara'ya gidiyor, Atatürk'le tanışmak istiyor, Atatürk'e anlatan şiir yazıyor, hatta şiir de değil, destan yazıyor. Buralara daha ilerleyeceğiz zaman içerisinde de, bu Ahmet Kussi Tecer'le gerçekten tanışması, Ahmet Kussi Tecer'in daha doğrusu orada marif müdürü olduğu zaman bir aşıklar derneği kurmakla işe başlıyor ilk önce. Oraları tam net anlatmak isterim sizlere. Evet. Kendisi Aşık Veysel Ahmet Kussi Tecer sayesinde ilk kez 5 Ocak 1931 senesinde gene Ahmet Kussi Tecer tarafından düzenlenen Sivas Aşıklar Bayramı'nda sesini duyuruyor. Ve Ahmet Kussi Tecer diyor ki ona, Atatürk şiirini de okuyor, çok beğeniyor. Diyor ki seni Ankara'ya gönderelim. Yok diyor, ben giderim diyor. Ve ben giderim diyor. 1933 senesinde Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları olacak. O şölene katılmak, Atatürk'le tanışmak,
yazdığı şiiri, destanı Atatürk'e okumak için Aşık Veysel tam 3 ay yürüyerek Ankara'ya gidiyor. Ve Ankara'ya gittiği zaman ona kimse neyle geldin diye sormuyor. Kara trenle mi, kamyon sırtında mı, kanı üstünde mi, at terkisinde mi? Hiç kimseler nasıl geldiğini sormuyor. Halbuki azığını hazır etmiş ve köyden bir yiğidi de yanına alarak Ankara'ya tam 3 ayda gelebilmiştir. Aşık Veysel'in sazı çok kıymetli, gerçekten çok kıymetli onun için, çünkü o onun arkadaşı. Aşık Veysel'e sormuşlardı, usta sazın iyisi nasıl olur? Şöyle cevap vermişti, nasıl mı? İyi saz dediğin sapı gürgen, tekkesi duttan, döşü çamdan olur. Hemen ardından da ya iyi sazın iyi sözü nasıl olur denildiğinde, bakır rengi kırış kırış, olgun ve mütebessim bir ifadeyle şöyle yüzünde bir tebessüm dolaşır, der ki sazı eline yakıştıran bilir. Dediğimiz gibi onun o kadar güzel şiirleri var ki, deyişleri diyelim artık. Onlardan bir başlayalım okumaya, ondan sonra hayat hikayesine yavaş yavaş devam edeceğiz. Dünya geniş idi, şimdi daraldı. Çıkıp gideceğin yer belli değil. 76 yıldır alır satarım, bakmadan deftere kar belli değil. Seyrettim alemi, dünya dar dedim. Ay dünya arası sanki bir adım, denizi karayı ölçtüm aradım, adalar içinde var belli değil. Avrupa Asya ayrı bir kıta, bir yıllık yol idi deveye ata. Uçaklar sığdırdı 5-10 saatte, daha neler çıkar dur belli değil. Hırsızlar çalardı at ile para, şimdi çalıyorlar uçak tayyare. Bekar kalsam, dünür olsam dullara, isteyeceği başlık ver belli değil. Efendim kendisinin gözleri görmüyordu ama kalp gözü açık bir insandı. Basiretli, sağduyusu son derece kuvvetli, düşünceleri çok engin. Ve hiçbirimizin düşünemeyeceği, hesaplayamayacağı şeyleri o çok önceden gören biriydi. O kendini yetiştirmişti. Dediğimiz gibi hayatında bir kitap okumamış, okula gitmemiş. Ta yetişkin olup 1933'e kadar köyünden hiçbir zaman dışarıya çıkmamış. Ama o karanlık dünyası içerisinde kendisini yetiştirmiş filozof, onun tabiriyle bir muhteşem zattı. Gözünün kör olması, şiirlerindeki tabii söyleyiş ve ezgilerin orijinal oluşu, seçtiği konular ve sentezci yapısıyla Aşık Veysel bu şöhreti bu doğallıktan kazandı. Şimdi şiirlerinde Veysel, Sefil Veysel veya Şatır olarak mahlaslar kullanmış. Bir tek şiiri hariç bütün şiirlerini dörtlük olarak yazmıştır. En çok yarım kafiye kullanmış ve özellikle şiirde ağız özelliklerini, şiveyi çok yerinde kullanmıştır. Her konuda şiirler söylemiştir. Ancak bütün şiirleri orijinal ve kendisine hastır. Şiirlerinde her ferdin düşüncesine, inancına saygı duymuş, dünya görüşüne yer vermiş birisi olarak
İşte şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm, kendisiyle ilgili veya ünlü kişilerle ilgili şiirler, gurbet, yurt, belde ve gönül, birçok konuda hemen hemen çok geniş bir yelpaze konular olarak çok geniş yelpazede şiirler yazmış. Ve Ozan hakkında bugüne kadar yüzlerce makale yazılmış. Bildiri, konferans, radyo programları, anma programları dahil olmak üzere onun üzerine çok çalışmalar yapılmış. Yani Aşık Veysel belki de Türkiye'de emeği gerçek anlamda görülmüş tek aşıktır veyahut da tek sanatçıdır diyebiliriz. Şimdi birçok dergilerde mesela yani birçok dergide özel sayı yapılmış onun için. Onun adına film çekilmiş mesela. Onun hayatını anlatan ve kendisi yaşıyorken, hayattayken onun adına bir film çekilmiş. Hatta film Karanlık Dünyam adında bir film. Yönetmenliğini Metin Erksan, senaryosunu da Bedir Rahmi Eyüpoğlu yazmıştır. Senaryosu da ona aittir. Bunun dışında ülke dışında onun hakkında Fransızca ve İngilizce birçok makaleler yayınlanmış. Edebiyatımızda yani üzerinde en çok çalışma yapılan aşık dediğimiz gibi veya sanatçı olarak tektir. Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan Aşık Veysel, şiirlerinde verdiği mesajlarla Türk milletine her zaman birlik ve beraberliği öğütlemiştir. Konuşmak, onu anlatmaktansa zaten o şiirlerinde, deyişlerinde kendini o kadar güzel anlatıyor ki yani böyle aslında ben notlar almışım ama inanın bunlara gerek yok. Her şeyi çok güzel dörtlüklerinde anlatmış. Şimdi onun o kadar çok hafızalarımıza yer etmiş bilindik deyişlerim, dörtlükleri var biliyorsunuz. Ama sanıyorum en çok Uzun İnce Bir Yoldayım şiiri var. O aslında hepimizin ezberinde. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda. Yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa. Yürüyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum. Kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum. Gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülünce derince, uzak görünür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel, iş bu hale, gâh ağlaya gâhi güle, yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel aslında burada öğüt de diyemiyoruz. Yani o kadar kulağa küpe olacak her satırında bir şey var. Dünyayı bir hana benzetiyor. Kullar yolcu misali. Ve bir mola veriliyor dünyaya gelindiğinde, sonradan da o kapıdan çıkıp gidiliyor, ikinci handa bekleniyor. Diyor ki işte yetişmek için menzile. Yani hepimizin yaptığı bütün çabalar, telaşlar aslında sonumuz için, sona varmak için.
Bu telaş niye diyesimiz var aslında. Diyor ki, aldanma, kültür, buraya girmeden önce aslında Aşık Veysel'i bu kadar büyük bir ozan yapan, onun gelecek nesillere bıraktığı kültür mirası. O bizlere gerçekten büyük bir miras bıraktı. Deyişleriyle, işte ülkemizin her tarafta tanınması açısından, bakış açımızdaki bakış açımızda derinlik kazandıran, evet doğru cümleyi, kelimeyi bulmak istedim, bakış açımıza derinlik kazandıran ozanımız insanların kendini geliştirmesine, yetiştirmesine çok önem veriyordu. Hatta şöyle cahiller üzerine yazdığı birkaç deyişi ve şiirleri, dörtlükleri var. Diyor ki, aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külli yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır. Cahil insan, gül ise de koklama diye öğüt veriyor. Ben güzele güzel demem, güzelliğin, ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Misali, güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olması. Onu okuyalım. Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamam, bu bendeki aşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır ya aleme. İsmin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kimi okurdu, kimi yazardı, bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, bu şart bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşuk olmasa. Senden aldım bu feryadı, buymuş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa. Bir de bir deyişi var. Her gün aklımdan geçiyorsun, insan bari bir selam verir. Öyle bir mizahi yanı da var. Kendisinin müzik için, müzik eğer bir su damlası ise, Aşık Veysel müzik dünyasında bir deryadır. Selda Bağcan, Esin Afşar, Hümeyra gibi birçok sanatçılar onun deyişlerini seslendirmişlerdir. Şimdi efendim geri bir dönelim. 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları için yürüyerek Ankara'ya gidiyor. Amacı şiirini okumak, Atatürk'le karşılaşmak. Fakat Atatürk'le bir türlü görüşemiyor, kısmet olmuyor, görüşemiyor. Ondan sonra 1934'te sanat halk evlerinde, kahvehanelerde ve radyoda şiirlerini saz eşliğinde okumaya başlıyor. 1944'te ilk şiir kitabı olan Deyişleri yayımlanıyor. Ayrıca Arifiye, Hasanoğlan, Çifteler Köy Enstitülerinde halk türküsü öğretmenliği yapıyor. Aşık Veysel aynı zamanda bir eğitmen. Şiirleri köy enstitülerinde yayınlanan Ülkü dergisinde yayınlanmıştır. Yani şiirleri en fazla diyelim. Başka dergilerde de yayınlanmıştır çünkü. 1965 senesinde Türkiye Millet
Meclisi'nin aldığı özel bir karar ile, özel bir yasa ile Türk diline ve milli birliğe yaptığı hizmetlerinden dolayı Aşık Veysel'e ömür boyu maaş bağlanır. 500 lira. Ve 1971'de son konserini Nevşehir'de Hacı Bektaş ilçesindeki konserinde, son konseri Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde verir. 1973'te de 78 yaşında doğduğu köy olan Sivri Alan'da akciğer kanserinden hayatını kaybeder. Kendisi tasavvufla da çok ilgilenmiştir. Başka insanların da dünya ve dini görüşlerine yer vermiştir. Mutlak adalete ve ilahi güce fazlasıyla inanan, Allah inancı tam olan biridir. Yaratılış sırrını sorgular ve öyle bir şey ki kendisinin yıllar sonra gözlerinin açılması için doktorlarla konuştuğunda onlara der ki, ben gözlerimin açılmasını istemiyorum. Çünkü ben eğer, pardon, orayı tam düzgün söylemek istedim. Evet. Gözleriniz tedavi ettirmek ister misiniz derken, doktorlar bana bunu çok söyledi, çok önerdi diyorlar ünlü olduktan sonra. Ancak benim kafamda öyle bir yuva var ki, size dardır fakat bana kafi ve geniş bir yer. Ben toprağı böyle tanıdım. Benim renklerim burada. Siz gözlerimi açarsanız benim yeni bir yuva kurma mümkünatım yok. Ayrıca ben bu kadar ünümü, bu kadar verimimi bu imtihana borçluyum. Onun lütfu ihsanı bana, beni bu dünyaya tanıttı der. Ben halimden şikayetçi değilim. Bir tane daha hemen okuyalım. Sen bir ceylan olsan, ben de avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı, vursam, yaralasam söz ile seni. Kurulma sevdiğim gözelim deyin. Bağlama karaları, alları giyin. Ben bir çoban olsam, sen de bir koyun, beslesem elimde tuz ile seni. Koyun olsam otlatırdım yaylada, tellerini yoldurmazdım hoyrada, balık olsam takla dönsen deryada, düşürsem toruma seni. Veysel der, ismini koymam dilimden, ayrı düştüm vatanımdan, ilimden. Kuş olsan da kurtulamazdın elimden, eğer görseydi göz ile seni. Efendim kendisi kendisi dünyanın başka bir ucunda bir ünlü gitarist, çok ünlü bir gitarist, Joe Satriani, yanlış söylemeyeyim, Satriani, ünlü gitarist Joe Satriani'nin iki şarkısına İlham olmuş ve Aşık Veysel'e ithafen dünyanın bir ucunda ona beste yapılmış. Ve öyle John Santir'in Kara Toprak Cover'ı ile yabancılar tarafından tanınan ünlü ozanımız bizi dış dünyaya tanıttığı gibi bu millete büyük hizmetler yapmıştır. D.
der ki, şahsen veseli satırlarda bile olsa, hani insan tanıdığı zaman insanlığından utanıyor. Ben bunu kendi şahsıma yaşadım. Araştırırken, okurken insanı insanlığından utandırıyor. Bakın ne diyor. Ben öldükten sonra mezarımın üstünü taş beton ile kaplamayın. Böcekler, bitkiler faydalanamaz sonra. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın, taş kapatır. Hiç kimse istifade edemez. Bırakın çiçekler açsın. Yalnız benim toprağımda, vatanıma hizmet etsin. Orada biten otlardan koyunlar, kuzular yesin. Koyunlara et olsun yedikleri, kuzulara süt. Ben orada taşın altında yatmakla bir istifadem yok, bir katkıda bulunamıyorum. Bunun için üstümü kapatmayın, vatanıma hizmet olsun, üzerimde çiçekler açsın, dostlar beni hatırlasın. Dostlar beni hatırlasın. Dostlar beni hatırlasın, benim sadık yarim Kara Toprak'tır çıktı ama ben tam üzerine geldiği için Dostlar beni hatırlasını okumak istiyorum aslında. Evet, zaman kaybetmek de istemedim ama. Zaten ilk şiirlerini Dostlar beni hatırlasın adlı şiir kitabında toplamıştır. Bulamadık. Sonra olsun, ne yapalım. Şey okuyalım o zaman. Benim sadık yarim Kara Toprak'tır. İşte hani o Joe Santrini Kara Toprak adıyla bir bestelemiş ya, ünlü gitarist. Aşık Veysel'e hitaben. Onu okuyalım. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Nice güzellere bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne fayda buldum. Her türlü isteğimi topraktan aldım. Benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Adem'den bu deme neslim getirdi, bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü, benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Karnın yardım kazmayla belinen, yüzün yırttım tırnağıyla eliyle, yine beni karşıladı gül inen, benim sadık yârim Kara Toprak'tır. İşkence yapınca bana gülerdi, bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Havaya baksam hava alırım, toprağa baksam dua alırım, topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Dileğin var ise Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan, benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Hakikat ararsan açık bir nokta. Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta. Benim sadık yârim Kara Toprak'tır. Bütün kusurumuzu toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım
düzlüyor, kolun açmış yollarımı gözlüyor, benim sadık yârim kara topraktır. Her kim olursa bu sırra mazhar, dünya bırakır, ölmez eser. Gün gelir, Veysel'i bağrına basar, benim sadık yârim kara topraktır. İnançlarından bahsettik, yaratılış sırrını sorgulamasından bahsettik ve o yaratmış diye bir şeyi var, deyişlerim artık şiir de diyemiyoruz çünkü halk edebiyatında bunlara dörtlük deniyor, onu okumak istiyorum. Bu dünyayı kuran mimar ne hoş sağlam temel atmış, insanlığı ibret için kısım kısım kul yaratmış. Kimi yaya kimi atlı, kimi uçar çift kanatlı, dünya şirin baldan tatlı, eyvah balı tuzak atmış. Kazması yok, küreği yok, ustası var, çırağı yok, gök kubbenin direği yok, muallakta bina çatmış. Bu çark böyle dönmez durma, bu çark böyle döner durmaz, ehli aşklar yanar durmaz, aşk meyinden kanar durmaz, sevgiyi muhabbet yaratmış. Hep biliriz, dünya fani, oyalıyor seni beni, Adem atadan bu yana nice insan gelmiş gitmiş. Bu dünyaya gelen gülmez, bir yol var ki giden gelmez. Bu hikmeti kimse bilmez, ona sır demiş, kapatmış. Bu nizamı böyle kurmuş, kendi çekilmiş oturmuş, Veysel'e türlü dertler vermiş, durmadan derman aratmış. Efendim 1919 senesinde ilk evliliğini yapar Esma, komşusunun kızıyla Esma adında ilk evliliğini yapar. Annesi babası bize bir şey olursa yalnız kalmasın diye düşünür. Aslında evet. Aslında hep düşündükleri Veysel'dir. Veysel'i evlendirirler Esma'yla. 8 yıllık evliliğin sonunda Esma evin yanaşması Hüseyin'le kaçar ve henüz 6 aylık olan bebeğini de geride bırakarak Veysel'i terk eder. Daha evliliklerinin başında henüz 10 günlükken bir oğulları olmuştur. Daha 10 günlükken meme de ölmüştür. Bu 6 aylık bebeği bırakarak Esma'nın yanaşma Hüseyin'le birlikte köyü terk etmesi Aşık Veysel'e çok koyar. Çok bundan üzüntü duyar. Ve geride kalan kızını sırtında sürekli taşıdığı, ona onu oyaladığı, ona baktığı söylenir. Ama çocuk 2 yaşında vefat eder. Ancak 2 yaşına kadar yaşar. Şimdi Esma yanaşmasıyla kaçtıktan sonra bu işte internette bazı hikayeler oluyor. Olayı daha ilginç hale getirmek için mesela arabesk hikayeler mi uyduruluyor diyeyim. Aslı olmayan ama herkesin gerçek sandığı bir şey var. Evet, yanaşma Hüseyin'le birlikte Esma kocasını ve çocuğunu terk edip gidiyor. Ama hani anlatıyorlar ya, işte Esma'dan Hüseyin kaçtı, gittiler. Bir dere kenarında yorulduklarında Esma çarığını çıkardı, içinden bir tomar para çıktı. Ve Aşık Veysel eşi
onun kaçıp gideceğini biliyordu. Ziyan olmasın, işte zor durumda kalmasın diye ona para tahsis etti, işte bıraktı gibi bir şeyler söyleniyor. Bu herhalde Aşık Veysel'in adamlığını perçinlemek için olsa gerek. Böyle bir şey olmadığını, torunları kesinlikle bunun gerçek olmadığı hakkında beyanatlar vermişler. Ama bir müddet sonra Esma köye geri döndüğünde, bu gerçektir, bakkalda, köyün bakkalında Aşık Veysel otururken Esma köye dönmüştür, bakkaldan alışveriş yapmaya girer, ancak der ki içinden tabii, yani ister ki Aşık Veysel onun orada olduğunu bilmesin ister ve işaretlerle ne istediğini bakkala anlatır. Bakkal sessiz bir şekilde ihtiyaçlarını koyar ve verir. Aşık Veysel bunun üzerine der ki, bari iyisinden verseydin meyveleri, sebzeleri. Onlar Esma'ya gitti değil mi der. Herkes bu duruma, yanında oturanlar çok şaşırırlar. İşte derler ki, sen görmeden bir dükkana, bu dükkana müşteri geldiğini, onun Esma olduğunu, ne aldığını nasıl biliyorsun derler. Orada kendisinin kalp gözünün açık olması ayrı bir konu da, ben der Esma'yı kokusundan tanırım. Esma'ya köye döndükten sonra hiçbir zaman himayesinden maddi olarak onu çıkartmamış, ona çok maddi destekte bulunmuştur, korumuş, kollamıştır, ama öyle kaçarken yok çarığına filan para koyma hikayesi biraz arabesk edebiyattır. Belki de onun adamlığını perçinlemek için, yoksa çünkü Aşık Veysel'in tanınmaya da ihtiyacı yok, reklama da ihtiyacı yok. İyi niyetle biz onun adamlığını perçinlemek istemişler diye söyleyelim. Bir günde işte evde kapı çalınıyor. Tabii yıllar sonra Aşık Veysel ikinci evliliğini yapıyor. Çok annesinin isminde Gülizar anayla evleniyor. Ve çok çok birbirlerine karşı sevgi ve muhabbet, saygı içerisinde evlilikleri devam ediyor. 7 çocuk oluyor. Bir tanesi ölüyor ama 6 çocukla ikinci bir evlilik var ortada. İşte o sıralarda Esma geliyor, kapıyı çalıyor. Veysel'in kızı kapıyı açıyor. Diyor ki, ben çok rahatsızım. Babana söyle, bana bir baş ağrısı ilacı versin. Bana bir ilaç versin diyor. Tekrar irtibat kurmak, işte ondan ihtiyaçlarını veya bazı sıkıntılarını paylaşmak istiyor. Daha doğrusu pişman oluyor yaptıklarından. Tekrar yaklaşmaya çalışıyor. Kızı bunu söylemek istemese de Esma'nın diretmesi üzerine, baba diyor, Esma geldi. Çok başı ağrıyormuş, ilaç istiyor diyor. Baba çıkartıyor Ozan'ımız Aşık Veysel. Ona bir ağrı kesici veriyor. Söyle Esma'ya diyor, daha onun çok başı ağrıyacak. Dediğimiz gibi ikinci evliliğini 1928 yılında yapıyor. Hüseyin adlı oğlu vefat ediyor. 7 çocuktan 6 çocukla ölene kadar Gülizar anayla iyi, düzgün bir evlilikleri oluyor. Sonrasında da 18 tane de torun oluyor. Şimdi bir de mütevazı bir kişiliği var. Zaten çok sade bir hayat yaşadığı gibi deyişleri ve dörtlüklerindeki o sade anlatım çok net göze çarpıyor zaten. Kardeşim diye gene çoğumuzun bildiği, aşina olduğu bir dörtlükleri var. Onu okumak istiyorum sizlere. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün, ben saç mıyım?
topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden. Böyle emretmiş yaradan, sen kalemsin, ben uçmuyum. Tabiata ve içsel aşık, toprak olduk, kardeşik. Aynı yolcuyuz, yoldaşık. Sen yolcusun, ben baş mıyım? İstanbul diye bir şiir var işte, orada Fatih Sultan, Fatih Mehmet Sultan temeli kurdu, ondan sonra oldu Türklerin yurdu, Edirne'den gelen o büyük ordu, ay yıldızlı bayrak, nurun İstanbul. Evet. Bir de biliyorsunuz halk edebiyatında bu dörtlüklerde filan aslında başlık olmaz. Ben kendi kendime her şiirine, her dörtlüğüne bir başlık koymuşum. Esnaf diye koymuşum nedense. Onu da bir okumak istiyorum sizlere. 80 yıllık yolu biraz düşünmek, enişli yokuşlu yollar nice olur. Geldik gideceğiz yoktur gitmemek, kervan geçen gündüz olur, gece olur. Dizildik katara, durmaz yürürüz, akın edip gidenleri görürüz. Ya biz niçinse mesarhoş dururuz, tembelin cebi boş, karnı aç olur. Ey çiftçi isen, eğer çiftçi isen, sarıl tutaktan, ne ekersen onu biçersin topraktan. Yanaşma tembele, geç git uzaktan, tembelin çenesi geveze olur. Karnını doyurmaz tavla domine, çare düşün bak derdinin enine, bakma hesabına, boş ver cebine, ne derdine derman, ne ilacı olur. Ya bir zanaatkar ya bir memur ol, düşün her tarafı, ehli zamir ol, eline geçeni harcama bol bol, beyhude sarp, beyhude sarf olan altın tunç olur. Hamal isen iskelede mağazada, mebusvari mantu alma avrada, çiftçi isen çarık işler tarlada, boyalı iskarpin çirkince olur. 10 kuruş bulursan 5'ini harca. Doğru hak yoluna düşersin borca. Eğer zengin isen paraca malca, yabancılar kardeş bac olur. Esnaf isen aç dükkanı bazar et. Eğer seyyah isen geçtü güzar et. Aç gözünü bu aleme nazar et, şimdi genç olanlar sonra koç olur. Her sözü kulaklara küpe olacak bir nasihat değerinde. Öyle biz okuyoruz, kafiyeli mafiyeli hoşumuza gidiyor ama anlattığı şeylerin hepsinin derinliği olan, üzerinde satırlarının düşünülmesi gerekecek kadar çok anlam içeren deyişler. Mesela kutsal bilginin kaynağı demiş biri onun için. Kutsal bilginin kaynağı misali. Akla 4 metreden iğne deliğinden iplik geçiren zanaatkarları akla getiriyor. Onun için yapılan yorumun güzelliğine bakar mısınız? Yani kutsal bilginin kaynağı Aşık Veysel. Kim onun için bunu yapmış? Not düşmemişim, pardon. 4 metre öteden iğne deliğinden iplik geçiren zanaatkarları akla getiriyor demiş. Şu geniş dünyaya sığmayan gönül
şimdi bir odaya kapandı kaldı. Sen bir insanoğlu, sen bir dut dalı, ben babamı, sen ustanı unutma sazına diyor. Taş olsam yandım idi, toprak oldum da dayandım. Anlatamam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymeti bilmez demiş. Şimdi efendim, Aşık Veysel'in ardından kalanlar da var. Şimdi şu anda hayatta olduğu şeylerden bahsediyoruz ama onun ardından şöyle başlayalım. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 1973'te bütün şiirlerini yayımladığı, Aşık Veysel de 1973 yılında ölmüş, onun akabinde olduğunu sanıyorum. Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta Ümit Yaşar Oğuzcan, Veysel'in 158 tane şiirine yer vermiş. Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliğini taşıyan Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı bir kurum olarak ortalama 700-800 tane şu anda öğrenci öğretim görmektedir orada. Ayrıyeten bir de onun ondan geriye kalanlarda affedersiniz. Herhalde birazdan bulurum. Sadece yani onun adına ilk eğitim kurumu olma niteliği sağlayan bir yüksekokul açılmamış ki onun vasiyeti üzerine. Onun ardından yapılanlar diye yazmışım. Diyor ki 2014'te Kasım ayında Devlet Opera Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın'ı sahneye koymuştur. John Santini'den bahsettik, dünya çapında tanınmış diyerek. O önemli bir nokta, burayı atlamak istemiyorum. Bulamadım ama. Evet, evet. Ondan kalanlar diye. 1972 yılında Aşık Veysel'in izni alınarak, onun iznine başvurularak Aşık Veysel Kültür Derneği kurulmuş efendim. 72'de, yani o yaşarken. Derneğin amacı işte halk ozanını Aşık Veysel'i bütün dünyaya bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek amacını gütmüş. Özellikle de Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümünden bu yana her 21 Mart haftasında anma programları düzenleniyor Aşık Veysel Kültür Derneği'nde. Ayrıyeten Aşık Veysel öldükten sonra işte Sivas'ın Sarkışla ilçesinin Sivri Alan köyünde doğduğu ev daha sonradan müze haline getirilmiştir. Orada kişisel eşyaları, sazı ve resimleri muhafaza edilmektedir. Ayrıca Sivas'ta her 16-21 Mart arasında 3 gün süren Aşıklar Bayramı geleneği devam etmektedir. Zaten kendisi de yıllar önce Aşıklar Bayramı, Ahmet Kusi Tecer'in düzenlediği Aşıklar Bayramı'nda ünlenmiş, kendini net bir şekilde ortaya koyup tanınmıştı. Bu gelenek hala devam etmektedir. Bir tane daha şiirinden okuyalım.
bunu da çok samimi hislerle yazdığını söylüyor. Bir belgeselini izlemiştim. Bulamadım ben beni. Benim yazdığım her şey yaşadığım şeylerdir, gerçektir demiştir. Yıllarca aradım kendi kendimi, hiçbir türlü bulamadım ben beni. Hayal miyim, rüya mı bilinmez, hiçbir türlü bulamadım ben beni. İnsan mıyım, mahluk muyum, ot muyum, ekilir biçilir bir nebat mıyım, yoksa görünüşte bir sıfat mıyım, hiçbir türlü bulamadım ben beni. Leyla mıyım, Mecnun muyum, çöl müyüm, arı mıyım, çiçek miyim, bal mıyım, köle miyim, bir güzele kul muyum, hiçbir türlü bulamadım ben beni. Varlığım, yokluğum, bir veysel adım, gök kubbede kalacak ses kadim, 53 yıl kendi kendim aradım, hiçbir türlü bulamadım ben beni. Onun bir de böyle hani özel sözleri var. Ona bir gün sevgi nedir diye soruluyor Ozan'a. Diyor ki seversin alırsın karın olur. Seversin alamazsın kara sevdan olur. 5 günlük dünyada ey Ademoğlu incitme canı diyen bir adam aşıklıysa. Bir yere atlamayalım. Bir sohbet esnasında Veysel'e hani mümkün olsa gözlerini açtırmak ister misin diye sormuş ya. Sormuşlar ya işte başını iki yana sallamış, hayır demiş, içimde bir dünya kurdum, yani ben başka bir yuva istemiyorum, reddetmiş. Kendisi gözleri görmediği halde çok çalışan bir köylü çocuğudur. Sivri alanın çoraktır toprağı, emeği inkar eder der ve Kaplandere'deki köprü, Sivas'taki Kaplandere'deki köprü onun gayretiyle yapılan bir köprüdür. Hem de 2 defa yapılmıştır. Bu köy köy dolaşıp Kaplandere köyü için para toplayıp bu köprüyü Aşık Veysel yaptırmıştır. Köprünün açıldığı günde pek bir coşmuş. Kolay geçmek için Kızılırmak'tan alındı paralar, cem oldu halktan. Gayret köylülerden, izin Allah'tan, yaptırdı köprüyü, güldürdü bizi, demiş. Kaplandere, Kızılırmak'ın dalıdır. Ve oradaki bu dere, oradaki dere, o güne kadar sallı adam geçip para alınan köprüye kızmış ve çileden çıkartmıştır. Çok geçmeden kundaklanıp, bu köprüyü yakmışlar ve bunun üzerine çok üzülmüş. Yani buradan rant sağlayanlar var, köprüyü yakmışlar. Sonra tekrar kendisi ön ayak olarak köprüyü tekrardan yaptırmış. Aşık Veysel'i anlatsak da ne kadar anlatırsak yani bitmez. Atladığım bir yer umarım yoktur. Evet. Onun kendisi gönüllere taht kuran eserleri hala dilden dile dolaşmakta olan Ozan'ımız gelecekteki nesillere bıraktığı kültür mirası ile Anadolu aşık geleneğinin son temsilcisi,
halk edebiyatının büyük ustası akciğer kanserinden 1973 senesinde yaşadığı, doğduğu köyde ve yaşadığı evde öldü. İşte dostlar beni hatırlasın, bütün istediği oydu. Ama onun dillerden dillere dolaşarak bütün deyişleri dünyaya yayıldı. Bu dünyadan bir Veysel geçti. Onu iyi tanıdığınızda insanlığınızdan utandığınız bir Veysel geçti. Bundan onu hesaplamaya çalışıyordum. 136 sene önce. Tam 136 yıl önce iki kapılı hanın birinci kapısından girdi. Allah rahmet eylesin. Emsallerini çok eylesin. Verdiği hizmetlerinden dolayı ona minnettarız. Onu burada anmaktan, anlatmaktan şeref duydum. Ve onu Dostlar Beni Hatırlasın adlı o bilindik sözüyle, sözü de demeyelim artık, şiir dörtlükleriyle kapatacağız. Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram olur, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz, uçar. Dünya bir han, konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak. Tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak. Dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi, ne giderdim. Günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum. Dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş, kim gülecek, murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir, Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Facebook ve YouTube üzerinden yayın yapmakta olan Doğuş TV ekranlarında bugün Aşık Veysel, o büyük ozanımızı anmaktan şahsen ben aynı coğrafyada böyle bir ozandan birlikte yaşamış olmaktan son derece gurur duyarak ve onun hizmetlerine minnettar olarak, kültür bize bıraktığı kültüre minnettar olarak onu keyifle anılmasına vesile kılacak şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki Edebiyat Durağı programımızda yeniden görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, dostça kalın, hoşça kalın.